Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bir güzel çiçeğin şöyle çıt çıt toka kaplamasını yapmıştık ve ortasına takacağımız tomurcuklarını oluşturduk. Hemen şimdi yapım aşamasına geçelim. Taç yapraklarını yapacağız. 6 adet yaprak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen bunun için şöyle diğerlerini kenara alalım. Kombin yapacağım ben. Koyu renk çiçekli olanı açık renk lila tokaya taktım. Şimdi de lila olanı mor olan tokaya takacağım. Şu etamin ipimi alıyorum. Yakından şöyle bakalım. Evet. Burada 0 numaratı kullanıyorum. Şöyle nasıl gösterebilirim? Yazısı silindiği için şöyle göstereyim. 0 numara tığ kullanacağım. Evet. Yabancı izleyicilerimiz için. Hepsine maalesef alt yazı ekleme şansımız olmuyor. Evet. Bir tane sabitleme zinciri çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet, şöyle baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve son olarak 16. 16 tane zincir çektik. Hemen şöyle ikinci ilmeğimize bir sık iğne yapalım. Onun yanındaki ilmeğe geçiyorum. Geçebilirsem. 2 3 ve 4. 4 tane peş peşe sık iğne yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. Yanındaki ilmeğe 1 2 2 tekli trabzan yaptık. Bu arada tasarımı bana ait olan bir model yine. Bunu da belirteyim. Evet, şöyle tığımı ipimi alıyorum. Bir, iki. İki trabzan. Onun yanındaki ilmeğe. Bir, iki. İki seferde çektiğimiz ikili trabzan yapıyoruz. Tığımı şöyle iki kere ip alıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. İkinci üçlü trabzanım. 3. Dördüncü. Beş. Ve son olarak altıncı üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımı ipi aldım yine. Şöyle şurada kalan ilmeğe ikili trabzanlar yapacağız. Sayalım şimdi. Bir. 2 aynı ilmek için yapıyorum bu arada. 3 son ilmeği 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan ördükten sonra tığımı ipimi alıyorum. Karşı sırayı simetrik bir şekilde öreceğiz. Üçlü trabzan yanındaki ilmeğe geçiyorum. 2 3. İkinci üçlü trabzanım. Evet, üçlü trabzanlarımızı örmeye devam edelim. 2 tane örmüştük.
1, 2, 3. Dört, beş, ve altı. Altı tane üçlü trabzan ördükten sonra hemen yandaki ilmeğe bir, iki. İkili trabzan. Yine bir, iki. İkili trabzan. Şöyle tığımı ipimi alıyorum. Bir tekli trabzan, tekli trabzan, bir kalanları da sık iğne olarak örüyorum. 3 ya da 4 tane sık iğne olabilir. 4 tane olması gerekiyor ama şu an 3 oldu. Evet, bir tane ilmek kaydırma yaptım. Hemen telime iğne alıyorum. Evet. Şöyle sık iğne öreceğiz. Uca kadar her bir ilmeğe birer sık iğne. Evet, yine telif hakkı bana ait olan bir model. Güzeller güzeli safran çiçeği örüyoruz. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Dilediğiniz her yerde kullanın. Evet, şimdi orta kısma geldim. Şurada bir tane artırma yapıyorum. Onun yanındaki ilmeği de bir tane artırma yapıyorum. Geriye kalan tüm ilmekleri sık iğne olarak örerek devam ediyorum. Daha önce de belirtmiştim. 6 adet bu şekilde taç yaprak hazırlayacağız. Yapımı tabii ki biraz zahmetli. Ama sonuç ortaya çıkınca da çekilen zahmete gerçekten değiyor. Evet, çok güzel, çok yakında, çok güzel, farklı, çok sevimli amigurumi videolarına devam edeceğim. Sürprizlerim var sizlere. Evet, şimdi buraya kadar ördük. Şöyle karşıya ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi kestim ve teli de kesiyorum. Şöyle teli birazcık ortalıyorum. Elimle düzeltiyorum. Şöyle saralım. Bunlardan 6 adet örelim. Evet, şimdi parça birleştirmeye geldik. Şu yapmış olduğumuz 3 tane kırmızıyı alıyoruz.
Bakıyorum hemen. Evet. Şuradan sarmak istiyorum onu hemen. Ne tel bize yardımcı olacak? Evet, şöyle sarılar biraz dışarıda kalacak şekilde. Kırmızılar içeride. Bunu tamamen şöyle ayarlayacağım. Ve bir tane yaprak alıyorum. Şöyle sıkıca birkaç kere sarıyorum. İkinci yaprağımı aldım. Yine sarmaya devam ediyorum. Şöyle güzel güzel ayarlayıp saralım. Şöyle üçüncü yaprağımızı da koyduk. Tabii video çekerken biraz daha zor oluyor. Bu yerleştirme aşamaları. Dikkatli bir şekilde güzelce sarıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü yaprağımız da geldi. Onu da aynı şekilde. Sabitliyorum. Diğerlerini de sırayla ve son yaprağımızı da şöyle yerleştirip böyle konsantre olunca aynı anda konuşmayı unutabiliyorum. Çok da fazla laf kalabalığı da yapmayı zaten sevmem. İşimle ilgili gerektikçe konuşuyorum. Detayları sizlerle paylaşıyorum. Ve artık bu güzel tariften sonra bir beğeninizi alırım. Yorumlardan lütfen bana ulaşın. Beğeninizi ya da anlamadığınız herhangi bir yer olursa onu bana belirtin. Mutlaka yardımcı olacağım. Evet.
Dilerseniz birazcık şöyle kapatıp tam açılmadan, açılmamış bir şekilde gözükmesini sağlayabilirsiniz ya da biraz daha açabilirsiniz. Tercih sizin. Şöyle biraz aşağıya doğru saracağım. Evet, şimdi hemen şu kenarındaki ince yaprakları örelim. Bunun için bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, ayarlayalım şöyle. 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28. Otuz dokuz, kırk. Şöyle bakıyorum. Evet, yeterli olacak. Şöyle ikinci ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Pardon. Bu arada tabii ki yine telimizi koymayı unutmayalım. Teli şöyle koyalım. İlk ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonrakileri, sadece baştakileri ilmek kaydırma yapacağım. Diğerlerini böyle sık iğne olarak öreceğim. Tamamen sık iğne olarak örelim. Evet, şu şekilde sık iğne olarak öreceğiz. Evet, sona kadar sık iğne örelim. Evet, bu şekilde yaprağımızı da oluşturduk. Şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle yeşil ipimle sarmaya başlıyorum. Videonun uzamaması adına ben hemen sarıp geleceğim. Herhangi bir püf noktası yok. Şu şekilde düzgünce saracağız. Evet. Bu güzel çiçeğimizi de tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki güzellikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.